Merhaba. Hangi ders olursa olsun aslında o dersi öğrenemeyecek öğrenci yoktur. Ama birçok öğretmen o dersi size anlatamayabilir. Bizim zamanımızda böyle tipik öğretmenler olurdu. Acaba sizlere bunlardan bazılarını mı anlatsam ne? İşte bu tipik öğretmenlerle mücadele etmenin altın yolları. Derste uyutanlar. Kakayda time. Yer küre olarak. İşte örnek öğrencimiz. Ne hocasını üzüyor ne de uykusundan feragat ediyor. Gözü kapalı ama çaktırmıyor. Üstelik arkadaşlarına da örnek oluyor. Bir başka örnek, ne dediği belli olmayan hocalar. Behind the time. Hocam, son söylediğinizi tekrarlar mısınız? Hocam bir daha söyleyebilir misiniz? Hocam olmuyor mu? Anlamadım lan ne dedim? Bunun çözüm olmadığını biliyorsunuz. Asıl yapmanız gereken siz de hocanız gibi konuşarak kendisini açık konuşmaya teşvik etmektir. Sonra onu gibi Anlayamadım. Bakın hoca açılmaya başladı. Gördün mü öyle konuşmak nasılıyım? Hiç kim anlamıyor değil mi? Bakın böylelikle içinizi de dökebilirsiniz. Ayrımcılık yapanlar vardır ki öğrencilerin bir kısmını ezerken bir kısmıyla arası iyidir. Kosofkoheim. Hocam bu sorunun cevabı çıkmıyor. Nasıl çözülür bu? Oğlum senin dersle alakan yok ki. Moron gibi bakarsın soruya tabii. Büyük hata. Soruyu sen sormayacaksın. Öncesinde bu ayrıcalıklı öğrencilerle teneffüste gofret, gazoz ya da bir tost ısmarlamalısınız. Olmadı bir tost, bir gazoz. Olmadı bir şekilde ikna edersiniz. Böylelikle soruyu onlara sordurursanız asıl sıkıntının sizden kaynaklandığını hoca anlayamaz. Bir şeyi bilmeyenler vardır. Mesela bir kazık soruyla karşılaşırsınız. Falan filan. Evet arkadaşlar, bu şekilde dersimizin bugün sonuna gelmiş oluyoruz. Hocam, 5. soruyu çözer misiniz? Ama dersin hocası bir şey bilmeyenlerden ise atlatılırsınız. Evet arkadaşlar, bu soruyu içinizde çözecek olan var mı? Benden tam not alabilir. İşte hiçbir şey bilmediğin halde tam not alma fırsatı. Çık tahtaya uydur uydur gitsin. Sadece biraz cesaret. Hocam aslında soru çok kolay. Gençlerimiz var. Böyle bağlı. Bir de buraya bağlı bir tane... İspiyoncular kurtlanmadan duramazlar. Bir tane pil var, bir tane de burada pil var. Böyle devre olmuş. Şimdi soru şu. Ama işte bunu ben soruyu anlatıp süreçte kayıyorum. A eşittir B artı X. Uydurup duruyorum bir seyre. Öğretmenim, arkadaşımız yanlış yapıyor. Hocam ama arkadaşımız sizden daha iyi bilecek mi ki? Arkadaşımız... Şşt, parmak kaldırmadan konuşmuyoruz, otur yerine. Aferin evladım, tam not sana. Pis herif. Hasıra. Bir de notu kıt hocalar vardır. Sınav sonuçlarını okurken öğrencilerin yüzüne bile bakmazlar. Umfişan. Ahmet Mehmet Şevket Temel 3. Selviye Fatma Dursun 2. Cemal İdris Hatice 1. Hocam, ben bunu hak etmiyorum. Çalışsaydın. Yo, ben bir bekliyordum. İşte bu, hocayı dumura uğratmak. Hazzı kursağında kaldı. Hiçbir kozu kalmadı. Bir de teknolojiye direnenler vardır. Hatta bunlar öğrenciye gereksiz iş yüklemeye meyillidirler. Tamam. Akıllı telefonlar insanlar da akıl bırakmadı hocam. Hocam inanır mısınız, ben dahi takip edemiyorum. Ben biraz geri kafalıyım bu konularda. Hele ben. Ben yanımda hala eski telefon taşıyorum. Alo? Alo, hocam? Ödevimi bitirdim. PDF'yi e-postayla göndereyim mi? Hayır, A4'de yazılı istiyorum. Print kabul etmem. Hata. Mesele sana eziyet etmek değil mi? Öyleyse teşekkürle işe başla. Hocam harikasınız. Ben de zaten kalemle yazmayı çok seviyorum. Ne öyle klavyede 2 saat tuş ara falan yani. Sen klavye kullanmayı hala öğrenemedin mi? İşte can alıcı nokta. Yapmayın hocam. 40 sayfadan aşağı olmayacak. Copy paste. Ders anlatamayanlar. Bunlar aslında konuları çok iyi bilebilirler. Ama ders anlatamazlar. Cici. T 0 k 0 dereceden. Arkadaşlar başlangıçta ne var? 4 mol. Şimdi burada NT. 4 aşı çoğumuz. Evet arkadaşlar, bu konuda anlamadığınız bir şey var mı? Bu durumda yapılacak en iyi şey aslında ders çok iyi anlatılmış da bir sonraki konuya geçelim der gibi hocayı mutlu etmek, kanaat notu kasmaktır. İşte örnek öğrenci. Gözleri çakmak. Öğretmenin gözüne giriyor. Kanaat notu garanti. Bir de süper ders anlatan hocalar vardır. Homestadam. Bunlardan ders almak için öğrenciler adeta yarışa girer. Dersini dinlemek bir zevktir.
Öğrenmek adeta aklınızı doyurur. Harika bir duygudur. Her şeyden de önemlisi iyi niyet ve samimiyet tabii. Hocalarımızın geç gelen öğrencilere tepkileri de ilginçti. Bu arada geç kalmak telafi edilebilir. Ancak telafiyi geciktirme. Kreatif ol. Onun adına ya. Fototünçtinka kind of time. Geç kaldınız. Bir ceket guys behind the time. Sizce ne yapalım şimdi bu arkadaşı? No to tos kosofko heim. Vereyim mi sözlü notu sıfır sana? Cici falan filan. Arkadaşım neredesin sen? Umma konto unfişan. Neredesin oğlum sen? No takıntı tamam. Dua et sınıfta bayanlar var. Cici tamam. Hadi sıkışınca ben yardım edeceğim sana. Kafam zidan homestadam. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğeni verin. İlk kez izliyorsanız abone olun. Böylelikle yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Eğlence, mizah, komik video, parodi burada. Yorumlarınızı samimiyetle yazmaktan çekinmeyin. Katkılarınız bizim için çok önemli. Sürçülisan ettiysek affola. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.